İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a teşekkür ediyor. Almata Deklarasyonu nedir? Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun internet sitesinde Batı Ermenistan vatandaşlığının alınmasıyla ilgili yeni bir bölüm zaten var. François Xavier Bellamy'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşması. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias, Zernagapert Anıt Kompleksinde soykırım Armenosut kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu. Modern Türk alfabesi Ermeni olan Hagop Martayan tarafından yaratılmıştır. Van'ın Kaybolan Dünyası kitabının şarapla onurlandırılması Ermeni kitaplarını ve edebiyatını takdir etme fırsatı. Misak ve Meline Manuşyan'ın cenaze töreni Paris'teki Ölümsüzler Panteonu'nda 21 Şubat 2024'te gerçekleşti. Tören sırasında panteonun ön kısmında 1915 tarihi ve Ermenistan ibaresi yer aldı. Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı yapılan soykırım Armenosid'in haritası da çizildi. 1915 yılında Türk hükümetinin Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı uyguladığı soykırım Armenosid, Fransa tarafından ilk kez 24 Mayıs 1915'te kınanmış ve insanlığa ve medeniyete karşı yeni bir suç olarak nitelendirilmişti. Tüm bunları en yüksek devlet düzeyinde sunup onayladığı için Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron'a derin şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman mücadele eden kahramanlarımıza saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti. Son zamanlarda çeşitli platformlarda Bakü ve Yerevan liderlerinin 1991'e Almata Deklarasyonu ve Doğu Ermenistan ile Azerbaycan'ın buna karşılık gelen toprak bütünlüğüne kesin bağlılığını teyit ettikleri duyuruluyor. Batı Ermenistan Televizyonu ve Western Armenia TV 1991'de dahil olmak üzere bağımsız devletler topluluğuna ilişkin belgelerin olup olmadığı konusunu bir kez daha analiz etti. 21 Aralık 1991 tarihindeki Alma-Ata'nın açıklaması, uluslararası hukuk açısından Doğu Ermenistan'ın Artsakh'ın Azerbaycan Cumhuriyeti toprağı olduğu gerçeğini acaba kabul etmesi olarak görülebilir mi? Bu nedenle aşağıdaki 6 önemli kaydın yapılması gerekmektedir. 1. Ermenilere uygulanan soykırımın Armenosid'in ardından 1920'de Ermenistan Cumhuriyeti'nin Batı ve Doğu Ermenistan dahil Kemalist ve Sovyet orduları arasında bölünmesi sırasında Sovyet Ermenistan'ı Sovyet ordusunun işgalinden çıktı. Bu bölünme Ermenistan Cumhuriyeti henüz işgal altındayken imzalanan birçok yasa dışı anlaşmanın konusuydu. 2. 1920 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olan Artsakh, Güney Kafkasya'nın Sovyetleştirilmesinden sonra 12 Haziran 1921'de Sovyet Azerbaycan hükümeti Dağlık Karabağ, Zangezur ve Nahçıvan'ı Sovyet Ermenistan topraklarının bir parçası olarak tanıdığını duyurdu. 3. Ancak Sovyetler Birliği vatandaşlığı sorunlarıyla Halk Komiseri Joseph Stalin'in desteğiyle Azerbaycan, Karabağ'ı bir kez daha sahiplendi. Rusya Komünist Partisi Kafkas Bürosu Stalin'in baskısıyla daha önce aldığı karara ve Karabağ halkının iradesine aykırı olarak Karabağ'ı özerk bir bölge olarak Sovyet Azerbaycan'a ilhak etme kararı aldı. 4. 1920 yılında toprak bütünlüğünü koruma mücadelesi içinde tanınan Batı Ermenistan, Artsakh'ı hala topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. 5. Alma-Ata Deklarasyonu 1993 yılına kadar eski Sovyet Ermenistan'ına Bakü'ye yönelik herhangi bir uluslararası hukuki yükümlülük yüklemiyor. Değil mi ki Bakü 24 Eylül 1993 tarihine kadar Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi değildi. Bakü, Alma-Ata Protokolünü ve Deklarasyonu 21 Aralık 1991 tarihinde Alma-Ata'da imzaladı. Bakü, Cumhurbaşkanı Mutalibov bu belgeleri imzalayarak Bakü Parlamentosu'nun önceki gün aldığı Bakü'nün Bağımsız Devletler Topluluğu'na katılımının uygun görülmediği kararını doğrudan ihlal etmiş oldu.
Hararetli tartışmaların ardından bu kararı kabul eden Bakü parlamentosu, aynı kararın ikinci maddesinde Bakü topraklarında konuşlanmış Sovyetler Birliği Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin statüsünün anayasal mevzuata uygun olarak belirlenmesini talep etti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık hakkındaki anayasa aktı ve diğer Bakü kanunları hakkında Mutalibova, Sovyet birliklerinin Bakü topraklarından çekilmesi konusunda bağımsız devletler topluluğu ile müzakerelerde bulunması teklifinde bulundu. Mutalibov'un imzaladığı belgelerin Bakü açısından hukuki açıdan bağlayıcı olabilmesi için ya Alma-Ata protokolünün ya da bağımsız devletler topluluğunu kuran antlaşmanın Bakü parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyordu. Ancak 1992 yılında Bakü parlamentosu 7 Ekim'de Bağımsız Devletler Topluluğu Anlaşması'nın onaylanmasını doğrudan reddetti. 6. Alma-Ata'nın Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin beyanına yapılan atıf, Ermenistan'ın hukuk tarihini çarpıtmayı ve Ermenilere uygulanan soykırımın Armenosid'in sonuçları nedeniyle Ermenilerin Batı Ermenistan'daki hakları meselesine son vermeyi amaçlamaktadır. Alma-Ata Deklarasyonu'nun diğer tartışmalı noktalarını Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun internet sitesinde zaten Batı Ermenistan vatandaşlığının alınmasına yönelik yeni bir bölüm var. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV, Batı Ermenistan vatandaşı olmanın artık daha kolay hale geldiğini izleyicilerine duyurmaktan mutluluk duyuyor. westernarmeniatv.com'un yeni özel bölümünden online başvurularınızı şimdiden doldurabilirsiniz. Ataları Batı Ermenistanlı olan veya soykırımdan, Armenosit'ten sağ kurtulan herkes Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı olabilir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yerli Ermeni halkının haklarını korumaya yönelik uluslararası kuruluşlarda aktif olarak yer aldığını hatırlatalım. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle diplomatik ilişkileri bulunmaktadır. Her biriniz ortak bir Ermenistan'a sahip olmanın zorlu yolunu aşmada büyük bir rol oynayabilirsiniz. Avrupa Parlamentosu Milletvekili François Xavier Bellamy, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada yere bulur bir Ermeni askeri mezarlığı mıdır? Burası Azerbaycan'ın saldırganlığı sonucu ölen binlerce 20 yaşındaki gencin mezarları mıdır ifadesinde bulundu. Azerbaycan'ın Avrupa Birliği Büyükelçisi Vagif Sadıkov, 26 Şubat'ta Doğu Ermenistan 1992'den bu yana kana susamış faşistler tarafından yönetiliyor. Yerebulur'da bulunana kadar onlar faşist kalacaklardır diye yazdı. Bellamy şöyle dedi. Yerebulur, Bakü'deki şiddetin son yıllarda 20 yaşındaki binlerce gencin şehit edildiği Ermeni askeri mezarlığıdır. Halklarının topraklarında barış içinde yaşamaktan başka bir şey istemediler. Bugün Bakü, Artsakh'tan sonra Doğu Ermenistan Cumhuriyeti topraklarını tehdit ediyor. Yerebulur da bize bakıyor. Aliyev kendini haklı hissediyorsa bunun nedeni sivil halkın kuşatılması, yerinden edilmesi ve etnik temizliği, saldırganlık, misket bombalarının ardından Avrupa Komisyonu'nun onu güvenilir ortak ilan etmesi ve daha fazla gaz satın alınmasıdır. Neden o herhangi bir şeye sorumluluk hakkı olduğunu hissetmesin? Değerli meslektaşlarım, nihayet harekete geçmenin ve Avrupa'nın artık sessiz kalma hakkının olmadığını anlamanın zamanı gelmiştir. Sadıkova Avrupa'nın Bakü'de olmadığını söylemeliyiz. Avrupa'nın medeniyetin, demokrasi ve özgürlüklerin tarafında olduğudur ki bunu Doğu Ermenistan'la paylaşıyoruz. Ki o benim ziyaret edip oradan aynısı olarak dönemediğim yerde bulunuyor. Avrupa Yerebulur'dadır. François Xavier Bellamy'nin konuşması Ermenice, Rusça, Türkçe, İngilizce ve Fransızca Batı Ermenistan Televizyonu'nun YouTube sayfasında mevcuttur. Doğu Ermenistan Savunma Bakanlığı basın servisi tarafından bildirildiğine göre Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikolaos Dendias, 4 Mart'ta Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit kurbanları için düzenlenen anıt kompleksini ziyaret ederek kurbanların anısına saygı duruşunda bulundu.
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias anıta çelenk koydu ve Ermenilere uygulanan soykırım Armenosut kurbanlarının anısı için yakılan sonsuzluk ateşine çiçekler bıraktı. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da Türk alfabesine en büyük katkıyı sağlayanın bir Ermeni olduğu gerçeğini aktif olarak gizlemeye çalışıyorlar. Ancak bazen Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan, Armenosit'ten sağ kurtulmayı başaran az sayıdaki Ermenilerden biri olan Hagop Martayan'ın rolünü artık gizleyemiyorlar. Mustafa Kemal onu 1923 yılında eski Türk dilinin değişimleriyle ilgilenmek ve dili Latin alfabesinin tüm kurallarına uyarlamakla görevlendirdi. Martayan sayesinde modern Türk dili bugünkü görünümüne kavuşmuştur. Yaptığı yeniliklerle Türk dili daha anlaşılır, öğrenilmesi kolay bir alfabeye kavuştu. Ayrıca bu ünlü Ermeni dil bilimci Mustafa Kemal'in dil, kültür ve diğer konularda danışmanı oldu. Rolü kesinlikle paha biçilemezdi. Martayan, Türk Anayasası'nın oluşturulmasına, Arap alfabesinin Latin alfabesine dönüştürülmesine hizmet etti. Türkiye'de soyadlarını uygulattı, Kemal'e Türklerin atası olarak Atatürk ünvanını verdi. Atatürk ise Martayan'ı dil açar, yani dilin anahtarı soyadıyla onu onurlandırdı. Osmanlı Türkiye'sinde 1928 yılında Latin alfabesinin kurulup kullanılmaya başlanmasından önce Türkler yaklaşık 2 yıl boyunca Türkçe yazmak için Ermeni harflerini kullanmışlardı. Bunu büyük annesinden kendisine miras kalan Ermeni harfleriyle Türkçe yazılmış İncil'i okuyarak Türkçe öğrenen bir adam anlattı. Van'ın Kaybolan Dünyası eserinin şarapla onurlandırılması töreni, Konstantinopolis Ermeni Birliği Kültür Komitesi tarafından Ararat Evi, Eski Cihan Müzesi, Hamaskayın, İran ve Irak Kardeş Ermeni Birlikleri, Yeni Nesil adlı Kültür Birliği, Tekeyan Kültür Birliği ve Ermeni Araştırmaları ile Ulusal Araştırma Derneği ortaklığıyla gerçekleştirildi. Etkinlik 25 Şubat akşamı Konstantinopolis İstanbul Ermeni Birliği'nin Hrant Dink Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Etkinlikte sendika üyeleri, dostlar, destekçiler, basın mensupları, kültür derneklerinin temsilcileri, eğitimciler ve kitapseverler hazır bulundu. Birliğin Kültür Komitesi Başkanı ve Mütevelli Heyeti Doktor Vannes Kulak Avedikyan açılış konuşmasından sonra sözü günün sunucusu Hilda Acı İlaç'a bıraktı. Bu ve benzeri etkinliklerin hedeflerinden bahseden sunucu, Ermenice kitabının korunmasının, yayılmasının ve Ermeni gerçekliği açısından öneminin altını çizdi. Sunucu Hilda Acı İlaç ayrıca etkinliğin amacı ve yazar hakkında kısaca konuştu. Ardından yazarı davet ederek onun erdemlerinden ve Ermeni ulusal yaşamındaki faaliyetlerinden bahsetti. Yazar Hovsep Tokat geceyi düzenleyenlere teşekkür konuşmasının ardından video slaytlarıyla Van dünyası hakkında bilgiler sundu. Yazar bu kitapta bölgenin coğrafi, etnografik ve kültürel özelliklerini incelerken Pagan döneminden Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar olan süreci ele almaktadır. Tokat kitabın ön sözünde Van'ın kendi yüreğinde büyük bir iz bıraktığını belirterek şöyle dedi. Sanki tarih literatüründe meyvesi bu kitap olan bir arayış yolculuğu vardı. Harut Der Davityan ve Hovsep Nalbantyan yazarla etkileyici bir röportaj gerçekleştirdiler. Sanatsal kısmı ise aşuh ve halk türküleri seslendiren Hasmik Harutyunyan tarafından sağlandı. Kitabın şarapla onurlandırılmasından sonra Doktor Avedikyan'ın yazara kitabı nedeniyle plaket takdim ettiği etkinlikte ikramda bulunuldu ve katılımcılar geliri Van Yardım Fonu aracılığıyla Doğu Ermenistan'daki ihtiyaç sahibi öğretmenlere bağışlanan kitabı satın aldılar. Bu kitap bir entelektüelin sevgi dolu ve özenli çalışmasının damgasını taşıyor ve bu nedenle yazarımızı yürekten kutluyoruz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arsen Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sasna Zırer adlı eseri sunuyoruz.
şap din, pat sva verme şu daş din, arin vortlu geyrem din, kore çin sorda vecin. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.